Merhaba, ben HFK. Bu da Rehber Craft'ın birinci videosu. Sana bu seride Minecraft hakkında eğitimler vereceğim. Örneğin, tüm köylü ticaret sisteminin rehberi. Örneğin, Replay Mod nasıl kurulur ve kullanılır. Bugünkü videomuzda sana Replay Mod'dan bahsedeceğim. Sen de böyle görüntüler mi çekmek istiyorsun? O zaman doğru yerdesin. Haydi videoya başlayalım. Google'a gidiyoruz. Fabric Installer yazıyoruz. Ben Fabric Installer yazdım ve en üste çıkan sekmeye tıkladım. Böyle bir site açılıyor. Buradan download diyoruz. Ve Download for Windows diyoruz. İkinci indirmemiz gereken şey Replay Mod. Google'a Replay Mod 1.18 yazalım. En üstteki sekmeye girelim. Ve buradan istediğiniz sürümü seçerek indirebilirsiniz. Ben 1.18.1'i seçeceğim ve indireceğim. Üçüncü indirmemiz gereken şey ise Fabric API. Bunu da Fabric API 1.18 diyerek indirebilirsiniz. CurseForge sitesine girip Fabric API indiriyoruz. Buradan isterseniz sürümlerine bakıp indirebilirsiniz. Ben yine 1.18 indireceğim. 1.18.1'i bulmak için şuradan View All diyerek buradan 1.18'i bulabilirsiniz. Şimdi sıradaysa Optifine indirmesi var. Bunun için Optifine 1.18.1 yazıyoruz. Ve Optifine'in kendi sitesine girip buradan Show All Versions deyip şuradan mora basıyoruz. Ve buradan Optifine HDU H4 versiyonunu indiriyoruz. Diğerlerini de çalışmıyor. Optifine'i Fabric ile beraber çalıştırabilmemiz için Optifabric'e ihtiyacımız var. Google'a Optifabric indir yazalım. Ve yine CurseForge sitesinden 1.18.1 versiyonunu indirelim. Ve son olarak görüntülerimizi render alabilmemiz için bize FFmpeg lazım. Bunun için FFmpeg indir yazalım. Bu siteye girelim. FFmpeg.org. Ve buradan download'a basalım. Buradan Windows kısmına basalım ve şuradan Windows Buoys from Giant Dev buna basalım. Buradan aşağı inip Release Buoys'ten FFmpeg Release Essentials Zip buna basalım, indirelim. Evet, dosyalarımız bu şekilde. Şimdi ilk öncelikle Fabric Installer'ı çift tıklayarak kuralım. Buradan 1.18.1'i seçelim. Siz istediğiniz sürümü seçip install diyebilirsiniz. Bunlar kurulduktan sonra FFmpeg dışındaki her şeyi Fabric API, Optifabric, Optifine ve replay modu %appdata %den .minecraft mods'un içine atacaksınız. Benim attığım gibi. FFmpeg ise şöyle sağ tıklayıp klasör ayakla diyoruz. Buradan ismini yeniden adlandır deyip FFmpeg yapıyoruz. Ve bunu Ctrl X ile kopyalayıp C'ye gelip program dosyalarının içine kopyalıyoruz. Bundan sonra yapacağımız şeyler oyun içinde olacak. Evet, oyunumuz açıldı. Şimdi herhangi bir dünyaya giriyoruz. Evet, dünyamız yüklendi. Şimdi kaydı başlatmak için ESC'ye basıp buradan Start Recording diyoruz. Aslında siz de direkt kayıt başlamış olarak da başlayabilir oyun. Ve gördüğünüz gibi sol üstte Recording diyor. Yani kayıt ediyor diyor. İstediğinizi yapın. Kafanıza göre takılın. Kaydı kapatmak için Stop Recording'e tekrardan basıyorum ve bunları düzenlemek için ne yapıyorum? Oyundan çıkıyorum. Ana ekranda şöyle bir ikon olacak. Replay Viewer diye. Buna bir kez basacağım. Bu arada kayıtları kaydedebilmemiz için şuradan Done yani bitire basmamız lazım. Yoksa kayıtlar silinir, önünüze gelmez. Ben buradan kaydıma giriyorum yükle diyerekten. Ve gördüğünüz gibi kaydım açıldı. Şimdi en başa şu kısmı T'ye basarak mouse'a geçebilirim. T ve en başa geliyorum. Şimdi biz burada çalışacağımız kısım şu kısım. Her şeyi buradan yapacağız. T'deyken çıkmak için geri. ESC'ye basarsanız kamera moduna geçebilirsiniz. Şimdi ben karakterimi takip ettirmek istiyorum. Nasıl mı yapacağım? Bir animasyonu izleyelim. Kaç saniyeymiş? Şuradan animasyonu izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi animasyonumuz 11 saniye. Şöyle yapalım. Başa gelelim. Şu kısma geldik T'ye basarak. Bir tane pozisyon belirleyelim kendimize. Ve şuradan Add Position Keyframe'e basalım. Ve buradan bir tane Add Time Keyframe'e basalım. Ve buradan bakın saniyeler var. 10 saniye ilerleyelim. Ve şuradan da 10 saniye ilerleyelim şöyle. Şuraya tıklayalım. Ve karakterimizin yanına gidelim. Uçarak. ESC'ye bastım. Kamera moduna geçtim ve uçtum. Buradan bir tane Position Keyframe ve bir tane Time Keyframe ekliyoruz. Şimdi animasyon tamam. İsterseniz başa gelelim böyle. Ve animasyonu bir izleyelim. Gördüğünüz gibi böyle bir animasyon oldu. Siz isterseniz buna shader ekleyebilirsiniz. ESC diyorum, ayarlar diyorum, video ayarları, shaders ve istediğim shader'ı seçiyorum. Evet, shader'ımız yüklendi. Şimdi bunu render almak içinse şuradan şu kayıt butonuna basıyorum. Buradan hiçbir şey ellemeyin, benim tavsiyem bu yönde. Şuradan videonun render olacağı klasörü seçebilirsiniz. Burada önemli bir kısma geldik arkadaşlar. Şimdi şu kısım boştur sizde. Buraya FFmpeg exe'nin dosya konumunu koymamız lazım. Onu da nasıl mı yapacağız? Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz ki burada C klasörünü atmıştık program dosyalarına.
Buradan FFmpeg'e giriyorum. Bin'e giriyorum. Şöyle bir kez şuraya basıyorum. Alta basılı tutarak şöyle slash koyuyorum ve şunu seçiyorum bir kez. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Bunu böyle seçip kopyalıyorum ve oyundaki o boşluğa yapıştırıyorum. Buraya böyle yapıştırıyorum ve direkt render'a basıyorum. Görüntümüz burada böyle render oluyor. İsterseniz şuradan ön izlemeyi açabilirsiniz. Evet, render tamamlandı. Buradan dilerseniz video dosyasını açabilirsiniz. Ve şimdi size bir ayar daha göstermek istiyorum. Şu köşede biliyorsunuz ki recording yazısı çıkıyordu. Bunu kaldırmak isteyenler olabilir. Normalde video çekiyorsa gözükmesin diye. Bu kısma geldik. Buradan şu ayarları tıkladık. Ve buradan recording indicator'ı off yapıyoruz. Ve şu an kapanmış durumda. Buradan otomatik kayıtı da kapatabilir veya açabilirsiniz. Bugünlük de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler.